zaman. Ne oldu? Gidelim ya, ne oldu? Salak söylesene. Ne oldu, neyi gördün am***? Ananı s***. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Yani hayatımda böyle bir felaket görmedim. Rabbim inşallah da bundan sonra böyle bir felaketten korur bizi. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum arkadaşlar. Yani depremin ilk gününden bugününe kadar elimizden geldiğince sizler adına, sizler, Allah sizden razı olsun, sizler sayesinde ses olmaya çalıştık, çağrı olmaya çalıştık. Elimizden ne geliyorsa emin olun yapmaya çalıştık ve yaptığımızı da düşünüyorum. Son damlamıza kadar bir şeyler yaptım. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim inşallah bir daha bu günleri göstermez bizlere. Gerçekten psikolojik tedaviye başlayacağım. Hani çok büyük bir acı. Videoda olabildiğince kendimi tuttum ve çok güzel bir video yaptım sizde de. Kendimi toparlayıp bir video yaptım. Biliyorsunuz yeni de geldim. Deprem bölgesindeydim. Burada İstanbul'dan elimizden geldiğince tüm yardımları yaptık zaten. Bağış topladık. Çağrılar yaptık. Storyler attık. Elimizden ne geliyorsa emin olun yaptık arkadaşlar. Bir saniye bile düşünmeden ve uyumadan bugüne kadar. Emin olabilirsiniz bundan. Zaten birçoğunuz da gördünüz storylerde vesaire. Rabbim inşallah bir daha bu felaketleri başımıza getirmez. Şu çok önemli. Unutmamamız gerekiyor. Belki bir ay sonra, belki iki ay sonra eğlenip gülüp eğlenebileceğiz ama bugünleri asla unutmamamız gerekiyor. Tekrardan milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Bütün depremden etkilenen ailelere geçmiş olsun. Rabbim daha büyüğünü yaşatmasın. Videomu sizlerle iyi seyirler diliyorum. Şunu da unutmayın. Desteğimiz tam gaz devam edecek. Hatta bu videoda da sağ tarafta muhtemelen bağış yap şeyi vardır. Gönlünden kopan varsa destekler bir kere değil arkadaşlar. Her zaman yaparsanız, şu süreç komple bitene kadar yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Bugün terk edilmiş hastanede bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz terk edilmiş serisine devam ediyorduk. Yorumlarda da sizlerin yazdığı yorumlardan devam ediyorum yine. Hastaneye çok demişsiniz. Bugün İstanbul'un vapurla gelebilecek, vapurla ulaşılabilecek tek adasına. Bugün Heybeliada'dayız. 3 tane aracımız var burada görüyorsunuz. Araçlarımızla geldik. Burada da biz kediler falan. Kedileri sürüyoruz. Yanında da Deniz var. Deniz hoş geldin. Bugün bir gece geçeceğimiz hastane Verem Hastanesi olarak kurulmuş. 1900 yıllarda Atatürk'ün manevi kız kardeşinin bile kaldığı Verem Hastanesi'ne bir gece geçireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Daha çok böyle terk edilmiş videoları istiyorsanız lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim, sabahtır yoldayız. Buraya kadar anca gelebildik. Şimdi buradan aşağısı da iniş aşağı. Ben nasıl geri geleceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar, terk edilmiş yolda çeksek video olmaz mı? Bak çocuk, bak çocuk öldü, öldü. Hastane orada görünüyor. Şurada. Nerede lan? Merhabalar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şu saatten sonra hiç kimseye merhamet etmem. Benden bu saatten sonra kesinlikle merhamet beklemeyin. O ne lan? Bize... Vallahi geliyor. Geliyor, geliyor. Kapat, kapat, kapat kamerayı. Yok, kapatmam. Hayır, kapatmam. Lan oğlum, lan, kapatmam. Salak. Bana ne? Ambulansmış, ambulansmış. Bak diyorum. Senin için gelmiş olabilir mi devrim? Aa, doğru bak, düştün mü? Hissetti oradan hastaneden kesin. Kapat. Arkadaşlar, hastaneye gelmiş bulmaktayız. Terk edilmiş Verem Hastanesi'ne. Beni yolda gelirken Verem etti bu arkadaş. Sen de beni iyileştirdin sanki. Teşekkür ederim. Şimdi biz buraya geldik. Buradan bir tane giriş olarak burayı görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeri bayağı bir ıssız görünüyor. Yavaş yavaş da hava kararıyor. Bu salak buradan atlamaya çalıştı. Dön şurayı göstereyim. Mal bu, salak bu. Biz ne yaptık ama? Ondan sonra dedik ki lan buranın illaki bir delik noktası bir yer vardır. Yani kolay basit bir yer vardır. Şu varmış. Mavilerden denedik. Arka taraflarda arkadaşlar duvarlar falan var. Yine giriş yapamıyoruz. Ama şurada bir tane köpek pinesi gibi yer bulduk. Zaten arkadaşımız da hiç yabancılık çekmedi. Direkt daldı olaya. Tam uzun. Şimdi gidiyoruz. Bakalım içeride neler var. Benim tek korkum buradan hava karardığında gece nasıl gideceğiz? Bisikletle. Bize hadi gidelim. Zaten burada köpek varmış. Bak köpek var yazıyor. Evet. Buradan giremeyik. Arkadaşlar inşallah içeride köpek yoktur. Köpek tabelası var. Ama sıkıntı yok. Yine arkadaşımın yabancılık çek. Senin Marazla Mişa'dan alışkın olduğu için kendisi daha çok biliyor. Ya ben acemiyim biraz. Sen bana öğretmen lazım. Siktim salağa. Hadi gidelim.
Ya gel gel. Kafamı elleme ya. Burası terk edilmiş arkadaşlar. 1900 yıllarında terk edilmiş bir yer. Şu kısmı bilmiyorum. Bu kısım ne acaba? Hasta kabul yeri mi? Yangın tüpleri falan var lan. Buradan içeriye girdiğimizde... Fenerimi ver lan. Buradan içeriye girdiğimizde burası... Ananı avradını korktum. Burası yangın tüpleri falan var. Oğlum buralar ne lan böyle? Ahşap yapı delinmiş oğlum. Şu an ne lan acaba? Kapalı bir kapı var. Açılıyor mu? Bence açılmayanı zorlamayalım. Bence de açılmayanı hiç zorlamayalım. Hiç de zorlamak gibi bir şeyim yok. Zorba. Bekleme salonu gibi bir yer. Şurayı bir çek bakayım. Yerler delinmiş. Ahşaplar patlamış. Ha? Onu gidiyordum vallahi. Gel bura. Bura çok sıkıntılı. Çık 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 çık. Aa eski daktilolar lan. Ananı avradını. Ananı avradını şuraya bak. Eski daktilolar var. Oralarda neler var? Şeyler var. Fotoğrafların yerine bir komple fıçılar var. Hı. Ha banyo. Tuvalet. Aa bu ne lan? Oha! Bu ne oğlum? Gel gel televizyona bak. Oğlum bu nasıl televizyon lan? Bir de tüplü ha. Eski tüplü televizyonlardan. Burada kocaman bir televizyon var. Gel bakalım. Yalnız buralar deprem mi görmüş? Yıkılmış buralar. Baksana şuralarına. Yalnız şunları görünce bile içim bir tuhaf oluyor ha. Vallahi billahi içim bir tuhaf oluyor. Şu daha travmayı atlatamadık. Sağlam gel. Sağlam sağlam gel. Oğlum bu ne lan? Lavabo taşı gibi bir şey var. Verem hastalığı. Verem hastalığı yani diğer adıyla tüberküloz. Kısmi olarak AIDS'e neden oluyor. Ve o dönemlerde hastaların %95'ten fazlası hayatını kaybediyor. Anlamam. Aksine ama buraya getirip moralleri daha yükselsin diye işte güzel bir manzara, sakinlik, ses sedasız bir yer diye işte bir adaya getirmişler. Biz buraya adaya geldik arkadaşlar. Şu an aslında İstanbul'un içinde değiliz. Farklı bir adadayız. Gelirken o yılları bir görseydin. Çocuk öldü. Buralarda da yine tüplü televizyonlar var. Şurada spor aleti falan var. Camları falan kırmışlar. Ya zaten bizim insanımız bu tarz yerlere böyle zarar vermek için eğitiliyor. Yalnız şurada çok korkutucu ya baksana. Şura tam adanın ucu arkadaşlar. Bu kısım tam adanın ucu. Yani şöyle söyleyeyim. Allah göstermesin şuradan kayıp düşsek. Yani burada sesimizi asla hiç kimseye duyuramayız. Öyle bir bölgeye geldik şu anda. Bak 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 bak. Ördek lan onlar. Şöyle güzel bir sahili var. Suyun böyle dibi görünüyor neredeyse. Aa harbiden lan ördek de mi o? Bak 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 ördek lan iki tane. Merhabalar. Üç tane. Üç tane. Burada vefat etme sayısı oldukça yüksek. Sonuçta verem hastanesi olduğu için. Yani hastanın %5'lik bir oranı değil mi? Vallahi billahi şu an filmlerde gördüğüm korkunç evler var ya korkutucu evler. Oralara benziyor. Şu yıkılır böyle içinden su boşalır her yere. Harbiden lan Hogwarts'a geldik arkadaşlar. O merdivenden çıkar mıyız? Şimdi 100 yıllık bir yapının üstüne çıkarsan ne olur? Yani ben çıkarım. Çıkar mısın? Vallahi çıkarım. Vallahi. Hakkını helal et kardeşim. Benim şu... Bu hala hastanenin hizmetli olduğunu falan zannediyor galiba. Lan oğlum. Salak bu ya. Lan çıkma lan çıkma. Aynen bak molozlar kendisi düşüyor. Arkadaşlar daha yeni kamerayı kapattıydı devrim. Moloz kendisi düştüğü yere bak. Gel şuraya aşağıda. Salak. Oğlum harbiden çok tehlikeli burası ha. Yemin ederim. Riskli. Arkadaşlar moloz düşüyor ya. Bildiğin daha yeni şuraya moloz düştü yani. Deniz bak kafana düşer bok yoluna gidersin ya. Vallahi ben işte. Ha? Çatısı yok. Oğlum çatıyan olmuş lan. Şuraya bakalım. Gel bu tarafa bakalım. Engelli rampa bir daha. Gel. Buralarda camlar yine kırılmış, dökülmüş. Burada yağmalanmış. Yağmalanmış yani kısacası. Böyle bir balkonu var. Yalnız binalardan çok korkmaya başladım çünkü çatır çatır ses geliyor. Ya da bu yaşadığımız travmalardan da olabilir artık. Ama oraya az önce moloz düştü yani. Ah! Ah! Boşaltılmış buralar. Gel. Lan. Çok büyük oğlum. Burada grafiti falan çizmişler lan. Etrafı bayağı kalın. Oğlum içinde... burası çok büyük. Burası çok büyük. Şu aşağılar ne? Büyük ihtimal orada yemekhane, hava. Yemekhane, koğuş filan. Gel gel. Gel gel gel. Bir kere de önden git sen git. Bir kere de sen git. Burada bir şey. Ah! Ananı sik.
Korktum kanka, korktum. Ama kanka korkulacak gibi değil mi? İçeriye girdim bak. Aha. Oğlum şunlar neyiz lan? Oğlum ben paranoyak olmaya başladım. Haydi. Oğlum bak. Yapmayın şöyle şeyler. Oha. Bu nasıl merdiven lan? Dur oğlum, insanlar ölsün diye yapmışlar. Babaannemin merdiveni de böyle. Yok, ışığı kapatma. Buralar nasıl bir yer oğlum? Merdiveni ne kadar güvenebilirim? Kamerada ışığı zorlasana, açmaya çalışsana biraz. Dur bakayım biraz daha. İyi mi şu an? Tamam. Hava oldukça karardı. Şu an kameranın olabildiğince ışığını açıyoruz. Bu aralarda da duvarlar çatlamış. Gel. Oğlum bura bildiğin kule gibi bir yer lan. Oha bu ne lan? Burası ne lan? Çekil. Kanka galiba dur. Film röntgen film yeri galiba burası. Oha pamuk filan var lan içinde. ne kapat kapat. Kapat. İzolasyon galiba. Şey, hastaları dezenfekte ettikleri yer biliyorum. Şurası ne böyle? Kanka büyük ihtimal bu alt taraflar ilaç rafları falan diyor. Ha. Gel. Şurayı aç. Hiçbir şey yok. Normal poşet ya, gel. Buralar lavabolar. Duvarlara baksana oğlum. Duvarlar bu arada çok kötü durumda yani. Bina diyor ki artık beni salın, ben bir devrileyim. Bura ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Mesela. Operatör doktor bilmem ne bilmem ne odası. Bana bir şey diyor, benim içim sıkıldı burada. Benim de bir içim ruhum sıkıldı, gelin. Buranın bir üst katı daha var mı? Şurası ne oldu? Bura geldiniz ya. Kapıyı kırmaya çalışmışlar burada. He? Boşuna uğraşmışlar galiba. Kapıyı kırmaya boşuna uğraşmışsınız kardeşim. Kapının girişi zaten buradaymış. Yani şu merdivene bakar mısınız arkadaşlar? Burası nasıl bir kale merdiveni gibi yapmışlar ya. Deniz! Lan? Salak bizi kaybetti ya. Deniz! Buradayız, burada. Burada da bir giriş var. Burası böyle depo gibi, killer gibi bir yermiş ya. Killer, merdiven altı. İçeride gerçekten tuhaf bir koku var. Anladın evet evet mı? İçeride anlamsız bir koku var arkadaşlar şu an. Yemin ederim size başım ağrıyor şu an. Burası da var lan. Bu mutfak taşları neymiş böyle ya? Burada gelin. Vallahi dışarıya bir çıkalım mı? Benim de ruhum sıkıldı. Arkadaşlar burada arka tarafı şu. Tutsana şunu. Gel. Ruhum benim, ciddi söylüyorum bak, bunaldı. Hayır şaka maka değil ha cidden. Vallahi billahi ruhum sıkılıyor şu an. Allah çarpsın. Gel. Aa. Ne olmuş lan burada ya? Yıkılmış. Baksana. Buraya girmeyelim şöyle. Ha? Buraya girmeyelim. Emin misin şöyle bir... Evet evet, hiç girme bile bak. Her an kafamıza bir şey düşebilir burada. Arkadaşlar burada bayağı bir tehlikeli, şöyle göstereyim. Böyle ucundan ben sadece bir çekeyim. Şuralarda çeksene. Bir iki adım atayım. Bu ne oğlum? Çökmüş lan. Buralar da çökmüş bak. Bak. Hala dökülüyor, gel gel gel. Gitme bırak. Gel, gel buraya Deniz. Gel. Çık. Gel. Yemin ediyorum nefes almakta zorluk çekiyorum. Allah çarpsın bak. Ne olur? Sen nereye diyordun? Martı. Şu aşağı tarafa gideceğiz.
Aşağı taraf bayağı bir böyle harabet ve en ucu arkadaşlar. Yani şuraya girmek gerçekten yürek istiyor ama gideceğiz. Buraya kadar geldik, bu adaya kadar geldik. Çok darlandım valla, bence gitmeyelim. Ha? Çok darlandım. Gidelim, gel. Gel bana, gel yanıma, koluma gir. Yok, o kadar da değil. Tamam. Şöyle dikkat et. Bura ne lan? Bura ne lan? Bura. Garaj gibi bir yer. Garaj gibi bir yer. Gel gel. Ya şuralar çok ürpertici ya. Şu kapıya basma. Dikkat et. Dikkat et. Hastaların kaldığı yer bura. Hastaların kaldığı yerler. Bakmayalım mı şuraya? Ha? Gel. Galiba hastaların kaldığı yerler burası. Gel. Hastaların kaldığı odalar. Şöyle bir bahçe gibi bir yer. Biri var lan bahçede. Bir şey hareket etti. Vallahi bir şey hareket etti. Kur'an çarpsın, bir şey hareket etti. Kur'an çarpsın diyorum bak. Hey! Tövbe estağfurullah yarabbim. Belki de yanlış gördüm ya. Ha? Belki de yanlış gördüm. Belki de yanlış gördüm. Oğlum ikimiz de mi yanlış gördün? Ha? İkimiz de mi? Sen de mi gördün? Ben de gördüm. Vallahi de Kur'an çarptı. Ya ben bir şey gördüm ama. Buradan bir geri gidelim bence, biz oraya gitmeyelim. Ha? Gel. Şuraya kadar inmeyelim mi? Yok kanka. Yok yok. Hiç gerek yok. Ha? Hiç gerek yok kanka. Telefonu da zar zor çekiyor burada. Tamam abi. Gel Deniz. Gel gel. Gel oğlum, gel gel. Gel salak. Deniz. Hastaların kaldığı yerler kanka. Bak oğlum, bak şurada bir ses var Deniz. Gel gidelim. Gel gel. Gel. Şu ön tarafa doğru gidelim, gel. Oğlum ruhum sıkılıyor, ruhum. Bunaldım. Vallahi ben de bunaldım. Abi çıkalım ya. Şu ön tarafa doğru gideceğiz. Hani yarım kalsın, gündüz çekeriz belki. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu amın? Şşş. Ne oldu? Al, al götür gidelim şuradan. Gidelim ya. Ne oldu? Ana. Ölesene. Ne oldu? Neyi gördün? Ha? Çık çık. Ne gördün lan? Niye ağlıyorsun oğlum? Durum oğlum, yürü. Şşş, oğlum niye ağlıyorsun salak? Benim de ayağıma bir şey battı, dur. Ama koştum merdivenden. Niye ağlıyorsun? Ne oldu oğlum? Oğlum harbiden ağlamış lan. Oğlum surat gördüm içeride. Allah çarpsın, surat gördüm ya. Neyi gördün? Surat gördüm, surat surat. Ananı her şeyden korkuyorum ya. Gel. Kanka. Kanka. Dur dur dur, yavaş dur. Düşeceksin şimdi. Siz mi attınız? Ya kim ne atacak amına koyayım? Deli misin ya? Oğlum dur. Tamam yavaş yavaş. Şöyle benden tut. Diğer ışığı aç. Yüzünüze bak. Oğlum şuralar. Durma abi. Oğlum o şey yol neredeydi? Gel, ne? Gel, gel. Nereden gideceğiz? Gel. Ağlama şimdi, vallahi penerle vuracağım kapı.
Hani hareket yapma, emin ederim vuracağım elimdeki şeyi ya. Oğlum nereden gideceğiz? Hava karardı dedim siz sağımıza solumuza bakalım diye. Oğlum orası orman orman. Geri mi çıkacağız yukarı amına koyayım? Bir dakika, bir dakika beynim yandı kanka. Deniz gel buraya. Bilmediğin yerlere gitme. Lan burada mı? Nereye gidiyor? Bak şurası, bir dakika biz nereden geldik? Aşağıdaki şeye baktıydık, yukarıya çıktık. Yukarıdan 2-3 tane merdiven indik. Lan ışık görünüyor, ona gidelim diyorum. Orada ya oğlum, yok. Konum filan alsanız ha. Konum filan niye almıyorsunuz ki? Konum nasıl? İnternet oğlum bunun çekti, gözü, oğlum. Bundan korkmaya başladım, şunun tipine bak. Görünüyor mu? Ya oğlum, valla. Gelin bakayım buradan gelin gel. Ben kamerayı kapatıyorum, yolu bulunca açarım. Tamam gel gel gel. Arkadaşlar yolumuzu bulduk. Kim? Kanka ya. Telefonun düştü, telefonun düştü. Çık. Delik nerede? Köpek. Ananız. Biziz. Bir şey yok. Şşş. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun ya Rabbim. Arkadaşlar. Şeyden oradan çıkar çıkmaz kamerayı falan hep unuttuk. Nefes nefeseyiz. Ayağımı da incittim galiba. Şimdi bak. Siz de dediniz zaten. Sen de demedin mi lan nefesim daralıyor bilmem ne oluyor diye. Evet. Tuhaf oğlum insanın tansiyonu düşüyor. Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar inanılmaz derecede bakın. Yemin ederim size içim ruhum her taraf sıkıldı. Karanlık zaten. O anki şeyle böyle. Burada da durmayalım. Şu an saat 8.30 falan. Yarım saat sonra buradan vapur kalkacak arkadaşlar. Şu anda bir adadayız. Bisikletle acil oraya yetişmemiz lazım. Videoyu falan hep unuttuyduk. Sonraki videolarda görüşürüz. Köpek avlıyor. Bir şey değil. Emin misin? Bunu, arkadaşlar. Bunu da hüngür hüngür ağlayan adam söylüyor. Vallahi paranoyak olduk. Senin gözlerin var ya. Ya videoda görürsün. Yerle bir oldu o an bak. Senin bir şey söyleyeyim mi? Videoda görürsün. Gel hatta yanaş bir. Gözlerine bak. Hala öyle mi? Gözünü bir çarp. Kur'an çarpsam onun suratına baktığımda korkuyorum kıpkırmızı. Görmemiş de olabilirim arkadaşlar. Ama bir şey görür gibi oldum. O benim, anki psikolojiyle. Orada var ya ufacık bir çıtırdı bile arkadaşlar zaten insanı tedirgin ediyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Vallahi bu tarz bu seriyi bırakacağım herhalde. Bir dahaki sefere bırakın. Yok. Adam akıllı güzel bir yok. Şeydi. Kanka güzel aksiyon adrenalin oluyor ama. Oluyor da. Arkadaşlar inanılmaz adrenalin oluyor. Güzel keyif alıyoruz ama gerçekten yani şu videoları çekmek benim için şahsen yürek isteyen bir video. Koskoca terk edilmiş 1900 senelerinde terk edilmiş Verem Hastanesi'ne geldik bugün. Ve ıssız adanın tam ucunda bir yerde yani. Sizler de bu videoları seviyorsanız bu tarz videoların devamı için olabildiğince like atın ki hani biz devam edelim tarz videoya doğru İstek mu? Görelim. İstek görelim. İstekli olduğunuzu hadi gösterin. Hadi yürü vapur kaçacak hadi. Thank you.